السلام عليكم. عليكم السلام يا أبا أيوب. لم تجهزوا بعد؟ لقد علقنا هذا في الصخرة. هل هناك أخبار عن المشركين؟ إنهم على مسافة عدة أيام. سيكونون هنا قريبا. ينبغي أن نصره يا أبا أيوب. كل من في مدينته يغلبون. أيها المسلمون أيها المسلمون، لا تبتئسوا، لقد أعطى رسول الله البشائر في الخندق قبل قليل. أقسم بالله الذي أرسله بالكتاب ودين الحق، إنني أؤمن بما يقول. يا إخواني، قال رسول الله إن قصور كسرى في المدائن واليمن والشام ستكون كلها للمؤمنين، ثم أطلق بشارة أخرى قد تتحقق اليوم أو بعد عصور. بشارة نبينا هي: لتفتحن القسطنطينية، فلن يعم الأمير ذلك الأمير، ولن يعم الجيش ذلك الجيش. يا أبو أيوب، من نوع ذلك الأمير الفاتح؟ الله أعلم، الله أعلم. Seferleriyle durduramayanlar kendi kanımızdan, kendi canımızdan bir düşmanla kafirin kucağına oturmuş Orhan'la durdurmak dilerler. Biz ilahi kelimetullah için nizam-ı alem davası güderken bizi kendi akrabalarımızla vurmak isterler.
Kardeşlerim! Hasım bize benzer diye gevşemeyin! Münafık kafirden eşittir! Hainler düşmandan daha alçaktır! Gayrı söz bitmiştir. Bugün gayret günüdür. Bugün hamiyet günüdür. Bugün şehadet günüdür. Kazanız mübarek ola. Okçular! Thank you.
Bizans gemisi. Yaramız var hünkârım. Ufak bir kesi. Mühim değil. Kılıncın marazası çetin olur. Çeriler görmesin dilerseniz sultanım. Hemen geride bir Rum köyü var. Tanıdık bir tabip var. Yaranızla ilgilensin. Tatyos yok mudur? Zanos Paşa. Sultanımıza ufak bir yara mevcuttur Tatyos. Şaşkınlığımı bağışlayın hünkârım. Buyurun, buyurun lütfen. Kesik. Sandığımdan da derin. Elin titriyor. Tatyos. Şöhretli tabip olduğum zamanlar çok geride kaldı. Yaşım geçti artık. El de titrer, göz de görmez. Temizlemek gerek. Kızım Eleni. Bir de yaraya sen bakıver. Kızın olduğunu bilmiyordum Tatyos. Elenios kızım değildir. Ama yitirdiğimden de bir farkı yoktur. Anlar mı bari bu işlerden? Nice otacıyım diyene mektep okutur. Bitkiler onu gördü mü dile gelir. Güzel. Zırhın altında tahriş olmuş. Temizlemezsek irin toplar. Nedir o? Tatyos babamın kütüphanesinde Akşemseddin isimli Müslüman bir tabibin kitabında okumuştum. Adı da Maddetül Hayat'tı. Hastalıklarımızın asıl sebebi gözle göremeyeceğimiz kadar küçük olan marazlardır der. Ben de o marazı kırmak isterim sirkeyle. Biraz sıkın dişinizi sultan. Canınız yandı mı? Hayır. Biraz. Sağ olasın. Hadise odadan dışarı çıkmazsa sevinirim. Baş üstüne sultanım.
Sultanımıza hizmetin pahası olmaz paşam. Bu hediyenizi bir ihtiyaç sahibine verin lütfen. İsyanı bastırman en çok babanı gururlandırmıştır aslanım. Babamın önemsediği tek şey sensin validem. Seni de ben aldım. Buradaki hekimlerin hastalığıma şifa bulduğuna inanmasa... beni bir lahza burada tutmayacağını biliyorsun. O yüzden boşuna böbürlenme. Yine de iyileştiğin aramızda kalsın, olur mu? Şifa demişken, aç şu yarana bir de ben bakayım. Ufak bir kesin, mühim değil. Zanos'un böyle maharetleri olduğunu bilmiyordum. İnce meziyetler için elleri fazla kaba değil mi? Danteller çok hünerle işlenmiş. Kim bu maharetli hatun? İsmi Eleni'ymiş. Yüzünü böyle gülümsettiğine göre... yakıyı sadece yarana çalmamış. Elhamdülillah. Validemle hasbihal etmek saadetine ulaştın. Elbet yüzüm gülecek. Kapı. Macar İmparatorluk Naibi Yanoş tam burada. Budi'nin cenubunda. Ancak hala rahat durmuş değil. Sesi soluğu çıkmaz olduydu kafirin. Muradı nicedir? Çaşıtlarımızın malumatına göre Vatikan'la yol tutarmış. Zannımca ittifak peşinde. Evvel davranıp Macar seferine çıkarsak yeni bir Katolik birliği kurulmadan tepesine çökmüş oluruz hünkârım. Varna'daki hizmetten sonra muhtemel bir ittifakın kurulması birkaç yıl alır. Debelensin bakalım. Katoliklerden öte Ulahlar ve Arnavutlar da var sultanım. Bogomiller, Gregoryanlar, Ortodokslar derken mezhep ayrışması her geçen gün derinleşiyor. Bir araya gelmeleri çok zor. Kafir kısmı menfaate bakar. Defaatle gördük bunu, öyle değil mi? İttifak olduklarında ne olduğunu da gördük. Öyle. Ama emin olamayız. Sadece Sırplar bile Yonaş'ın harekete geçmesine yeter. Onun da tedbirini aldım. Tasalanmayız Akbaş'a. Şüphesiz mutlak öyledir sultanım. Ancak Macar'a saldırmanın en doğru vakti bu vakittir. Vakit doğru. Saldırmak da öyle. Ama istikamet yanlış paşa. Ne zaman yüzümüzü garba dönsek bizi sırtımızdan vuruyorlar. Öyle mi? Dün Orhan isyanında gördük. Beni canımdan, kanımdan bir adamla durdurmaya kalktılar. Yarın yine ortaya çıkabilirler mi? Bu mümkün mü? Mümkün. Neden? Çünkü Memaliki Osman denen bedenin ortasında bir maraz gibi yaşayan Bizans var. Mefkuresine inandığım,
Nizamı alemin önündeki bent burasıdır. Eğer Osmanlı daha da kudretlenip bir devleti Aliye olsun istiyorsak buraya yürümeliyiz. Resulullah'ın müjdelediği şehre. İlk kızıl elmamız. Konstantiniyye. Bunun imkansız olduğunu daha önce acı tecrübelerle müşahede ettik. Adem evladı bu surları aşacak böyle bir ordu toplayamadı. Öyle büyük bir ordu kuracağım ki o kadim şehir böylesi bir orduyu görmemiş olacak. Tarih denen aksakallı nicesini anlatır. Avar hanlarından Osmanlı hakanlarına değin denediler. Hem de 32 kez. Bunca devlet, bunca emir yıkamadı o surları. Neden? Çünkü ellerinde o surları yıkacak bir top yoktu. Üstelik bu kuşatmanın maliyeti belimizi büker. Paşa. Onca çeri, alet, edevat, donanma. Hafazanallah, bunun altından kalkamayız. Paşa. Bir de yeniçeri var tabii. Asker Nemçe'ye, Macar eline sefere çıkmak ister. Üstelik Haçlı seferlerini durduran kudretli babanız Sultan Murat Han bile yapamadı. Olmadı. Yeter! Ben Sultan Murat değil, Sultan Mehmet'im paşa. Beni babamla karıştırma. Zira ikna edilmiş adamlarla değil, inanmışlarla yürür. Ben bana bend olduğu için Konstantiniyye'yi fethetmek isterim. Resul'ün muştusuna nail olmaktan başka gayem yok. O kutlu kumandan ben olacağım. O güzel asker benim çerilerim. Defterdara. Emredin hünkârım. Katiplerini topla. İnce çalış. Bakalım Konstantiniyye kızıl elması neye mal oluyor? Görelim. Emir baş üstüne sultanım. Recep Ayı ve Zilhicce Ayı'nın defterlerini de getirin. Onlara tekrar bakacağım. Sadrazam Hazretleri, dalmışım. Kusuruma bakmayın. Kuşatma hesabı zorlu gidiyor anlaşılan. Defterdar ağa. Oh. Ortalık toz duman. Gün yüzü görmemiş defterleri dahi çıkarttık paşam. Ama toparladık sayılır. Durum nedir? Hazine kuşatmaya el verir mi dersin? Allah'ın izniyle hazinemiz zorlansa da bu kuşatmayı da kaldırır paşam. Konstantiniyye kuşatması mı? Yenice önünde Orhan'ı kıstırmaya benzemez. Hesaplar yalan söylemez paşam. İsterseniz buyurun beraber bakalım. Yok. Bakmam. Çünkü bu defterlerde Meriç sayfiyesindeki köşklerle bedestende evlatlarını aldığın gedikler yazmaz.
Olur mu öyle şey paşam? Estağfirullah. Olur. Olur. Zaten kalem her şeyi yazmaz, biliriz. Biz her şeyi biliriz ama bir kenara yazarız. Öyle ulu orta değil. Ben derim ki sen iyisi mi? Bu defteri kapat. Yeni bir defter aç. Yenisini aç ki ben de eski defterlerini kapatayım. İyi de paşam. Sultanımıza ne deriz? Öksür ağa, yabancı yoktur. Halil Paşa'mızdan haber var ağam. Sultanın verdiği bu karardan dönmeyeceğini, kendinin de önümüze bent olmayacağını, töre neyse uygulanması gerektiğini söyledi. Söz bitti ağalar. Gayrı pusat konuşur. İsyanında kasten ve cebren bizi kıran sultan şimdi de derdimizi görmezden gelir. Biz Macar eline büyük sefer ve ganimet beklerken o akçemizin ayarıyla oynayıp aklımızla alay eder. Şehabettin gibi kubbe altı füzerası kesesini çil çil altında doldururken yoldaşlarımız bedestene çıkacak akçe bulamaz. Hülasa merdü meydan vaktidir. Çıkın dışarı, yakın, yıkın. Hakkınız olanı pençenizle aparın. Yeniçerinin hükmünü tüm payitaht görsün. Bismillah! Allah Allah!
Dervişi dervişan, makbulu makbulan, can üryan, sine püryan, Didde Halkan, Yezide kan kusturan, göğüs kalkan, aslan pelçesinden kelle kurtaran, bu meydanda nice başlar kesilir olmaz hiç soran, mucizatı fahri cihan, Kerem'i Şah-ı Merdan, bir hürmeti Abdalan, pirimiz, hünkârımız, Hacı Bektaş-ı Veli Şah-ı Orasan. Demine devranına hu diyelim. Bu kadar ileri gidebileceklerini tahmin edemedim hünkârım. Bağışlayın beni. Durduramadım.
Boşa kendini suçlama paşa. Senin suçun değil. Hiçbirimiz göremedik. Lakin onlar görecekler. Devlete isyanın bedelini öğrenecekler. Emriniz nedir sultanım? Ne salıp buyurursunuz? Karar belli. Devlet ocağı değil, ocak devlete biat edecek. Tez Akıncı kullarıma haber sal. Payitahta gelsinler. Kardeşi kardeşe kırdırmak doğru olur mu sultanım? Çok kan dökülür. Uyur emre itaat etmeyen elim ayağım olsa keser atarım. Doğrudur. Doğrudur. Macar seferi hususunda da Konstantiniyye kuşatması bahsinde de ayrı düştük. Benim de eksikliklerim, hatalarım oldu. Ama kim bilir, belki Şahabettin'in ocağı benim yerime göndermesine içerlemiş olabilirim. Yine de olan biten bunca rezilliğin önü baştan alınabilirdi. Ama yapamadım. Ocak evladımdır. Huyunu suyunu bilirim sanmıştım. Benden ne istersin? Şefaat. Bize değilse de bunca şühedanın kan hakkı olan devletinize. Aranızdaki hainleri tek tek bilirim. Ekmek yediği devlet kapısına tüküren zorbaların hepsi azabımı tadacak. Ama imdaranızdaki masumlara seslenirim. Hepiniz sadakat üzere olmaya and içtiniz. Şahı Horasan kapısından geçerken ikrar verdiniz. Bu mu tuz hakkı? Bu mudur ekmek hakkı? Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki payitahtımı yıkmanın ne demek olduğunu cümle cihan öğrenecek. Şimdi size son kez bir fırsat. Sultan kapısından bir merhamet sunarım. Kılıçlarınızı bırakıp adaletime teslim olun. Galiba teslim olacaklar.
Destur! Padişahı fena! Hakan'ı güzelt! Sultan! Murat Han Hazretleri! Sana bıraktığım devlet. Düşürdüğün hale bak. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
şey bitti Akşe. Bitmedi Mehmet. Her şey daha yeni başlıyor. Nedir ahvali? Gerekli müdahaleleri yaptık şehzadem. Geldiğinden daha iyidir ama yarası derin. Dinlenmesi gerek. Andolsun. Size bunu yapanların köklerini kazıyacağım. Amelim. Allah mürüvvetini de görmeyi nasip eder inşallah. İnşallah. Evlatlı, devletli olasın. Bu atam Murat Han'ın şehadetinde elindeki kılıç idi. Buna gözün gibi bak. Hüdavendigâr yâdigârdır. Ver bakalım. Bir gün sultan olduğunda sen de kuşanırsın inşallah yiğidim. Teamüllere uygun olsun. Önce başa sik.
Murad'ın durgunluğu sizi aldatmasın. Mutlaka saldıracak. Bugün değilse yarın. Murad değilse başkası. Devletler ihtimallerle yönetilmez kardinal. İhmallerle de yönetilmez imparator. Devletler ancak alınan güçlü kararlarla yönetilir. Konuşmadan büyük bir teklifin eşiğindeymişiz gibi hissediyorum. Vatikan olarak Türklerin hayatımızda olmadığı yeni bir dünya düzeni kuruyoruz. Kışkırtıcı. Kulağa hoş geliyor ama bu defalarca denendi kardinal. Bu defa Hristiyanlar olarak Türkleri daha güçlü bir şekilde karşılayacağız. Ya biz bu düzenin içinde olmak istemezsek? Bu bir haçlı seferidir imparator. Ya bizimlesiniz ya Müslümanların tarafında. Bizden beklentiniz nedir? Adalar Denizi'nde faaliyet yürüten bir korsan var. Korsan Capello. Epey gemisi var. Onun gemileriyle savaşçılarımızı Macar ülkesine, Hristiyanlık alemin saygın kılıcı General Yanmuş'un evrenine göndereceğiz. Bunun masrafını siz karşılayacaksınız. Bizans İmparatorluğu bizimle mi, değil mi? Hazretlerine saygılarımı ve selamlarımı ilet. Ortodoks dünyasının hamisi olan Bizans İmparatorluğu bu zorlu yolculukta kendilerini yalnız bırakmayacaktır. Kaleyi alıp elimi zayıflatmak. Akıllı bir hamle. Şah'tan sonra kale. Ya da Şah'ı koruyan kale. Söyle, nereden gireceğiz? Şuradan. Nöbetçileri ben hallettim. Köşeye sıkıştınız şehzadem. Geri çekilmeyecek misiniz? Geri çekilmek yalnızca saldırana cesaret verir.
Dışarıda bir maraza var herhalde şehzadem. Satrançta sükunet esastır Mesut abi. Veziri... Haydi indirin! Ortaya sürmek cesaret işidir şehzadem. Yaşamak da cesurların hakkıdır. Size sağlık şehzadem. Ama biz size derdimizi açtık. Müşkülümüzü anlattık. Siz bizimle oyun oynarsınız. Meşhur korsan Andrea. Sabır. Her ne kadar acı olsa da meyvesi tatlıdır. Öyle değil mi Mesut ağa? Türklerin sizi bu denli sevmesi beni çok mutlu ediyor Orhan. Sultanlık tahta oturup hutbe okutmakla olmuyor. Halkının her müşkülüyle alakadar olmak gerek. Eminim Murat sizin kadar ilgilenmiyordur. İlgilense her diyardan elimi eteğimi öpmeye bu kadar insan gelmezdi. Saruhan'dan da gelen var mı? Merak buyurmayın. Saruhan'daki muhbirime selamım çoktan ulaşmıştır. Güvenebilir miyiz? Daha evvelce doğru bilgiler verdi. Peki bu adamına Mehmet inanır mı? Ona da evvelce doğru bilgiler verdi. Yani inanmaması için hiçbir sebep yok. Buna çok sevindim. Çünkü eğer muhbiri bu işi başarabilirse... her şey çok güzel olacak. Her şey.
Muhtaras. Senin burada ne işin var? Yine kabus mu gördünüz ekselansları? Sana... burada ne işin var dedim. Şehabettin Paşa. Kortası gözleyecek balıkçılar hazır mı? Hazırlar. Haber beklerler şehzadem. Âlâ. Bu gece çıksınlar. Emriniz başımız. Bu gece dolunay olacak. Adaya fazla yanaşamazlar. Nöbetçiler de olacaktır. Üstelik Capello peşinde olduğumuzu anlarsa sırra kadem basacaktır. Bir daha izini bulamayız. Ali Osman'ın elinden kim kaçmış ki Capello kaçsın? Yeter ki karanlığı aydınlatan şey bilim meşalesi olsun. Bu gece ay tutulması var. 6875 günde bir olur ki zifiri karanlık. Babilliler buna Saros tutulması der. Payitahttan Bali Bey'e göndermişler şehzadem. Huzurunuza kabul bekler. Gelsinler. Malkoçoğlu Bali Bey niye gelmiştir? Ne ister ki? Şehzadem. Hayrola Bari Bey. Adın Macar elinde yankılanır ama biz seni Saruhan'da görürüz. Namımız da pusadımız da Sultan Murat Han'ın emrindedir. Vazifeli geldik. Ne emreder hünkârımız? Bali Bey. Şehabettin Paşa'm. Tanışır mısınız? Pusat yoldaşlığımız vardır. Rumeli akınlarından. Gerçi pek mahir olduğumuz söylenemez ama. Öyle deme paşam. Çok meydan, çok aslan gördüm. Ama sen başkasın. Eyvallah. Zanos Paşa. Eyvallah. Sultanımız ne emreder? Şehzademizi
tez payitahta çağırırlar. Vali beylere bir konak ayarlansın. Uzun yoldan geldiler. Yorgundurlar. Allah'ın izniyle yarın sabah namazından sonra da sultanımızın buyruğuna uyup yola revan oluruz. Yolculuğunuz sorunsuz geçmiştir prens. Bir aksilik olmadı. Ama sanırım biraz deniz tutuyor beni Kaptan Capello. Bizi de kara. Yolculuğumuz ne kadar sürecek? Aşağı yukarı 2 gün sürer. Toplanılan ordu 100.000 civarında. Ve yeryüzünde hiçbir kuvvet buna karşı duramaz. Türklerle savaşmak Akdeniz açıklarındaki ticaret gemilerini yağmalamaya benzemez Capello. Sen burada kal. Sen burada kal, temizle bu şurayı. Capello bize canlı lazım, unutma.
Otello. Sen ne yaptın Lala? Burası neresi Ovyan? Sen nereden biliyorsun burayı? Köleleri saman taşırken burada gördüm. Ahıra çıkıyor. Atlara ulaşırsa hızlı kaçarız. Tamam. Julian! Pislik. Julian! Hain pislik! Şurayı. Üzgünüm efendim. Yanlış yola girmiştiniz. Ne uğruna sattın beni Julian? Her zaman bağladığım İmparatoriçe Helena Dragasa'ydı. Öyle de kalacak. Sana güvenmiştim. Aç şurayı. Yeni İmparator Konstantin olacak. Hala anlamıyorum. Bu hayatta herkes ikinci bir fırsatı hak eder. Annesi tarafından ölüme gönderilen biri bile mi? Annen neden böyle bir şey yapsın ki? Çünkü her zaman kardeşimi tahtta görmek istedi. Cortas'a bir gemi dolusu hazineyle gelmişsin. Neden? Baban Sultan Murat'a karşı büyük bir Haçlı birliği toplanıyor. Biz de o birlikte yer alacaktık. Capone ile birlikte Napoli'deki şövalyeleri Yanoş'a getirmekle görevliydik. Altınlar da Capello'nun masraflarına karşılıktı. Hı? Evet. Lala, bir filika indirin. Emredersiniz şehzade. Canını bağışlarım. Var git, hakkın olan tahta otur.
Aziz Pavlus, günah dünyaya Adem'le bulaştılar. Bir elma uğruna. Elma sadece bir sebepti. Dünyanın kirlenmeye ihtiyacı vardı oğlum. Yine de ödenmesi gereken bazı bedeller var anne. Sözün kısası, Macar İmparatorluk naibi Zalim Yanoş, zulümleriyle herkesi yıldırdı sultan. Ya diğerleri? Onlar ne düşünür? Bohemia, Boğdan ve Toten şövalyeleri hepsi ittifak halindeler. Ordunuz meydana indiğinde tüm kuvvetlerimizle saflarınıza katılacağız. Âlâ. Çandarlı. Sen ne düşünürsün Çandarlı? Hünkârım. Prenslikler safımızda olacak ise... ...Anadolu sipahilerini dahi beklemeye gerek yoktur. Allah'ın izniyle Yeniçeriler ve Serhat boylarındaki akıncılar... ...Macar kafirini boğmaya yeter. Vakit kaybetmeden sefere çıkılması elzemdir. Demek sefer dersin. Beli sultanım, beli. Bu hususta diyeceği olan biri daha var. Bir de onu dinleyelim bakalım. Manisa Sancakbey, Şehzade Mehmet. Hülasa böyle olunca Bizans tahtına da bize can borcu olan Demetrios geçecek. Tüm olanlar bundan ibarettir sultan. Papalığın ittifak çağrısıdır. Mehmet gelmeseydi zayıf bir orduyla sizi Kosova önlerinde tuzağa çekecektik. Mehmet atalarının huzuru üzerine yemin etti. Ben de size canıma karşılık bildiklerimi anlattım. Bu haydut yalan söylüyor. Böyle bir korsana mı inanacaksınız yoksa bana mı sultanım? Sultan. Yanoş. Sultanım Yanoş.
Tehdit etti bizi. Merhamet sultanım. Sultanım merhamet. Cezasız kalmaz. Hiçbir aptallık da cezasız kalmaz. Sultanım, Şehzade Mehmet görüşmek ister. Şehzade. Sultanım. Allah'ın izniyle Haçlıları daha birlik olmadan bölmeyi başardık. Katolik şövalyelerin artık yanaşa katılması mümkün değildir. İşittiğine göre Saruman'da sultanlığını ilan etmişsin. Adına akçeler bastırıp elçilerle anlaşmalar yapmışsın. Aslı var mıdır Mehmet? O akçeleri ben bastırmadım sultanım. Venediklilerin tek derdinin ticareti bozmak olduğunu sanardım. Oysa ki tek hesapları bu değilmiş. Neymiş? Kim bilir? Belki de bir Akıncı Bey'i gönderip canımı almanızı arzu ettiler. Vezir halkası kurup ahilerin ve dervişanların dertlerini dinleyip sultanlar gibi hüküm beyan edermişsin. Bunu da mı Venedikliler yaptı Mehmet? Padişahı alem penah, fetihten fetihe koşar iken dertleri unutulan ahilerin müşkülünü çözmekte Saruhan Sancak Bey'ine düşmez midir sultan? Sıradan bir sancak bey için. Cüretkâr sözler bunlar. Ben sıradan bir sancak bey değilim. Hüdavendigâr torunu, gaziler serdarı, Murat Hanoğlu şehzade, Mehmet'im. Bana yaraşan neyse onu yaptım. Şimdi müsaade buyurursanız vazifemin başına Saruhan'a dönmek dilerim. Lakin dönme vakti değildir.
Yavuş'un oyununu bozdun. Macar ilinden gelen malumatlara bakılırsa Cerahat'ı ininde patlatmak gerek. Aksi takdirde Ali Osman'a huzur yok. Buyurunuz nedir hünkârım? Ufukta Macar seferi görünür. Ama sair kaygılarım var. Kafir, Varna'da tarumar ettiğimiz kafir değil artık. 4 koca sene geçti. Topu, tüfengi çok daha kudretli. Üstelik sayısı da daha fazla olacak gibi. Benden isteğiniz nedir sultanım? Şevketli tarihimize gururla yazılacak yeni bir zafer. Hazırlığını gör. Bana omuzdaş ol. Eski dostum Urban. Zaman bize adil davranmadı. Bunun için beni suçladığını biliyorum. Prangalarımı çıkarırsan zamanın adaletsizliğini pençelerimle daha adil bir hale getirebilirim. Beni öldürmen hiçbir şey değiştirmez. Bırak da buna ben karar vereyim. Sana ihtiyacım var. Hem de hiç olmadığı kadar. Öyle düşünüyorum ki kızının da sana ihtiyacı olmalı. Kızım hayatta mı? Burada paslanmışsın. Eminim ki sakladığın toplar hala iş görür haldedir. Kızım nerede? Kızın ile arandaki tek şey bana sunacağın son bir hizmet. Karar senin Orban Usta. Görürüm ki akide kazanı kaynar. O vakit sultanla ahitleşildi. Ha kurça. Değerli şehzadem. Kazanımız kaynar çok şükür. Hala. Ahdi alamadığımız vakitlerde de devrilir. Değil mi? Devrilir de içindeki şerbet kan gibi sular toprağa. Öyleyse kazanıp devirmemek gerekir. Bunun için de sağlam bir sac ayağı lazım.
sağlam bir sac ayağı kazanın devrilmesini önler mi? Dinler. Yeniçeri kazanını ayakta tutan sacın her ayağı bir güce tekabül eder. Biri sultandır. Adaleti gözetir. Hükmü verir. Bu ferasettir. Diğeri çeridir. Ter döker. Kan akıtır. Fetheder. Kudrettir. Sonuncusu ise millettir. Fayda verir, çalışır, hizmettir. Biri aksasa veya kırılsa maazallah kazan devrilir. Aksayan taraf hiçbir vakit biz olmadık şehzadem. O taraf, bu taraf yok Kurtçuğa. Koca cihanda iki taraf vardır. Kafirler ve Müslümanlar. Sac ayağından biri kırılıp içindeki boca olursa olan kafiri değil mümine olur. Ben bundan evvel boca edilenleri unuttum. İsterim ki herkes unutsun. Gayrı, dünü ardımızda bıraktık. Yarınlar için birlik güderiz. Bu da öyle biline. İmparator Demetrius'un size hediyesi. Otur Orhan. Sana bir yemek söyleyeyim, acıkmışsındır. Boğazından bir iki parça helal lokma geçsin. Unutmuşsundur helalin ne oldu. Gerçekten Osmanlı'ya hükümran olacağına mı inandın? Sen Mehmet adındaki o toyun tahta kalacağına nasıl inandıysan ben de inandım Zanos. Mehmet adını çağlara yazdıracak bir sultan olacak. Ama sen... Mehmet kendi çerileri tarafından tahttan indirilmiş sabır bir sultan sadece. Ama eğer hatandan dün biat edersen seni affedebilirim. Tuzak!
Mehmet'e lale olmak kolay olmamalı. Beni hemen şuracıkta öldür. Uzatma. Seni bu döktüğün Hristiyan kanında boğmayı o kadar çok isterdim ki. Ama şimdi değil. Şimal sınırından saldırıya uğrarız. Siz otağınıza geçin. Haydi! Unutmayın, en büyük çadır Murat'ınki.
her yerdeler şehzadem. Şehzade, Fale Bey gelir. Var ol Fale Bey. Vaziyet nedir? Yanoş Brankovic üzerinden bir oyun kurmuş şehzadem. Sırplar bize ihanet etmemiş. Yeniçerilerle Akıncıları ayırmak için Yanoş bizi buraya gönderdi. Derhal Kosova Meydanı'na. Haydi. Korkut nerede? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunları ne yapalım paşam? Bundan böyle buralar Türk yurdu olacak. Hepsini dağların tepesine asın. Bu kafirleri sağ olarak ele geçirdik ağam. Kana kan gerek. Burun boyunlarına gitsin. Yol emniyeti alınsaydı bunca yiğidimizi şehit vermezdik. Şehzademiz Mehmet yol emniyeti için önden gelmişti ama demek becerememiş. Öyle dersin ama sultanımızın canını da şehzademizin verdiği tüfekler kurtardı. Destur! Vaziyet nedir Candar? Hünkârım, tertibat alındı. Tehlike görünmez, emniyetli görünür ama Yanoş rahat durmaz. Yollar, köprüler, hepsinde bizi pusu bekler. Belli ki Akıncılar Şehzade Mehmet yol emniyetini alamamışlar.
Şahmanlarım! Koç yiğitlerim! Aslanlarım! Kişioğlu! Korkar mı? Bugün korkma günü değildir. Kişioğlu! Yoldaşını bırakır mı? Bugün bırakma günü değildir. Küffarın bağrına hançer olup saplanmanın vakti geldi. Şahin bakışlarınızla düşmanın kalplerini titretin. Kurt ülerinizle muzaffer olun. Devlet-i Aliye'nin yiğit savaşçıları, İslam'ın asaletini, Türklüğün yiğitliğini yedi iklim, dört köşede duyurmak için gün bugündür. Yeri, göğü Allah adıyla inletin. Şimdi. Ateş serbest. Come on!
Namlunun savunması gerekiyormuş efendim. Gidelim. Nereye gittiğini sanıyorsun? Başka şansımız yok. Bizans İmparatorluğu'nun asil halkı. Kanımın son damlasına kadar Bizans için çalışacağıma onurum üzerine söz veriyorum. Yaşasın Bizans İmparatorluğu. Yaşasın İmparatorumuz Konstantinos. Başbuğ Mehmet! Başbuğ Mehmet! Başbuğ Mehmet! Başbuğ Mehmet!
Demetrios dün sabah Mora'ya ulaşmış. Umarım orada rahat durur. İmparatorluğunuzdan da olsa bir uzvu eksik. Kısaca ne asker ne senato yanında yer almayacaktır. Ama hala hayatta. Konstantinos'un onu affedeceğini hiç düşünmedim biliyor musun? Malum son. Kosova'da Türklerin kazandığını söylüyorlar. Evet duyduk. Hatta savaşı Şehzade Mehmet kazandırmış diyorlar. Artık Türklerin önü açık. Gidebilecekleri yere kadar gideceklerdir imparator. Kosova'daki savaşta Haçlılar ne kadar kan kaybettiyse Türkleri de o kadar yıprattın o taraz. Büyük oğlum Eonnes. Onun kararlarına uymuş olsaydık şimdi Yanoş'ta aynı kaderi paylaşıyor olacaktık. Sen Osmanlı'yı dert etme anne. Onların son kudretli sultanı Murat olacak. Sonrasında da tüm ihtişamları bitecek. Murat'tan sonra Orhan'ın tahta geçeceğini düşünüyorsunuz imparator. Yalnız Şehzade Mehmet'i hafife alıyorsunuz. Mehmet kendi askerleri tarafından tahtından indirilmiş devrik bir sultan. Demetrios'tan bir farkı yok. Sadece devrik bir sultan değil o. Büyük bir akıncı birliğini yaptırdığı yüzen köprülerle nehrin karşısına geçirmiş. Böyle bir durumda savaşın kaderini belirlemiş. Dahi bir şehzade desek daha doğru olur sanırım. Bu surlar çok dahi gördü anne. Çok imparator yuttu. Sıradaki de dahi bir şehzade demek ki. Karşımızda yalnızca Osmanlı yoktu efendim. Tüm Müslümanlar birleşmişti. Sizin ordunuzda da bütün Hristiyan alemi vardı kardinal. Efendim. Yanoş. Yanoş nerede? Macaristan'la içlerinde... Korkak. Kutsal kilisemizde onun adı bile konuşulmayacakken senin yüzünden emrine tekrar bir ordu verdik. Seni tüm görevlerinden azlediyorum. Şimdi derhal çık buradan. Savaşı kaybettiği gibi bir de Müslümanlar arasında birlik sağladı. Planlarımızı bozan şehzade adı neydi? Şehzade Mehmet. Demek Mehmet. Sanırım bu adı bundan sonra çok duyacağız. Emin misin? Malumatım sağlamdır paşam. Hatta yeni imparator Konstantinos Zanos'un canını almamış. Onu zindana attırmış. Akıllı adam. Avcının hası tuzağını sağlam kurar. Yemi elinde tutup Mehmet'i Konstantiniyye'ye çekmek ister. Niye öyle bir şey yapsın ki? İshak. Mehmet ölürse Murad'ın en güçlü varisi Orhan kalır geriye. Öyle dersin de paşam. Mehmet bir adam için Konstantiniyye'ye gidecek değil ya. Mehmet'i tanıyamamışsın. Zanos için değil Konstantiniyye, Roma'ya bile yürür. O vakit biz nasıl durduracağız? Mehmet bana hem de hünkârımın yanında aile meselesidir diye hükürdü. Ağaç nacaktan, yiğit ocaktan yıkılır İshak. Hak düsturudur, ekenler biçer. Oğuz teresidir, konanlar göçer. Adı göklü efendimiz buyurdu, uçbağın kapısını cömertler açar. Buyurun, afiyet olsun. Bismillah. Yani bismillah. Bismillah.
Eli açıklığınız, Ali cenaplığınız bizlere esenlik verdi. Hele Oğuz ellerinin Mehmet gibi bir yiğide sahip olduğunu görmek bizleri şahit etti hünkârım. Mehmet'in aklı ve yiğitliği iftihar vesilemiz çok şükür. Size gelince Yahşi günde herkes Yahşi. Siz yaman zamanda geldiniz İbrahim Bey. Omuzdaş oldunuz. Var ol. Sen ne dersin Canlarla? Hünkârım. Oğuz'da pusat yoldaşlığı karındaşlığa denktir. Ama kan bağı, akrabalık daha uludur. Bizi bilen bilir. Çandaroğullarının hikmeti Türk beylerine hizmettir. Haddimi, hududumu aşarsam affınıza talibim. Ben derim ki iki nehir neden birleşip derya olmaz? İki tepe birleşip neden dağ olmaz? Demem o ki neden bu pusat kardeşliğini akrabalıkla taçlandırmayız? Hünkârım. Açık ol. Puslu konuşursun canlarla. Hünkârım. Sizin müsaadeniz ve İbrahim Bey'in rızası var ise Karaman'ın didarı Gülşah Hatun ile Şehzademiz Mehmet'i everelim derim. Mukaddimeyi açtık ya Oğuz'dan. Bez alırsan Musul'dan, kız alırsan Asil'den demiş ulu atalarımız. Sen ne dersin İbrahim Bey karındaşım? Şeref duyarım hünkârım. Madem töre gideriz, pusat üzere kavlu ola. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Dilediğiniz gibi mezarın bakımı da, güllerin derimi de yapıldı sultanım. Alaaddin Mehmet'im gibiydi. Kabına sığmaz, pıçkın bir şehzadeydi. Rabbim cennet köşkünde ağırlasın. Geçin sultanım. Sultanım. Sultanım, yardım edin. Çabuk, hekimbaşı. Fazla vaktimiz yok. Kızım nerede bilirim. Nerede? Hey, sen kimsin? Al şunu. Al. Al bakayım. Unutma bu gece. Bu şehirde dilenci dolu. Tövbe estağfurullah. Kafirden bir de aşık olmadığınız kaldı değil mi?
Sizce bunca ceremeye değecek mi şehzadem? Her aşık maşuğuna kavuşmalı. Hayallerimin şehrine gidiyoruz. Konstantiniyye. Mallarımızı ne zaman teslim alacağız? Evraklarınıza bakılacak, mallarınız incelenecek. Daha sonrasında teslim alacaksınız. Tamam, geçebilirsiniz. Tüccar Sergio, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi fazla tutmayacağım. Bol kazançlar. Teşekkür ederim. Tamam, geçin. Geç. Hoş geldiniz Bay Muhammed. Keyf el harfi biladil mamalik. Jey cidden. Kana ledeyna mevsim muthmer. Da quanto tempo sei qui? Come hai capito che sono italiano? Bunlara göre işini fazla ciddiye alırsın. Sen uzun süredir tüccarlık yapıyorsun anlaşılan. Katolik bir adamın Ortodokslara muhafızlık etmesini garipsemeyecek kadar uzun süredir. Napoli'deki kanun kaçakların barınabileceği fazla yer yok. Bu dünya hepimize yetecek kadar büyüktür. Sadiki. İyi şanslar Muhammed. Şükran. Şükran. Geçin. Adamın İtalyan olduğunu nasıl anladınız şehzadem? Bizden önceki İtalyan'ın kimliğine dahi bakmış. Tafaddal. Şükran. Ne demek olur İbrahim Bey? Kızın ağlamaktan bitap düşmüş. Sen burada oturur musun? Aklım almaz hatun. Ben de şaştım kaldım. Şaşıp kalma değil. İcra makamındasın. Uzun etme. Bakacağız bir yol. Acele etsen iyi edersin. Zira ben kızımı rezil olsun diye gelir etmedim. Ben mi istedim böyle olsun? Madem istemedin, gereğini yap. Hesap sor. Hatun, kendine gel. Biz burada misafiriz. Misafirlik mi kaldı İbrahim Bey? Haysiyetimizde oynarlar. Nerede olduğunu unutma. Burası Osmanlı'nın sarayı. Onlar Osmanoğlu'ysa biz de Karamanoğlu'yuz. Onların devleti varsa bizim de var. Belki unuttun ama Murat Sultan'sa sen de sultansın İbrahim Bey. Karaman'a döndüğünde kimin yüzüne bakacaksın? Ya Ersen erliğini yap, ya da ver bana pusatını, Osmanoğlu er görsün. Thank you.
Sofya. Bunca dikene rağmen Konstantiniye'nin kalbinde hem de bir gül gibi durur. Ne şehirlerine, ne sokaklarına, ne de mabetlerine özen göstermişler. Bir çürümüşlük, kokuşmuşluk içindeler, haberleri bile yok. Bir gün bu şehri fethettiğimizde şu gördüğümüz Ayasofya, İslam'ın nuru, Türklüğün gururuyla heybetine heybet katacak. Kubbesinden yankılanan ezanı Muhammed'in nefesi bu ölmüş şehri yeniden diriltecek. Dur efendim. Şu halinizle İmparatorluğu Helena bile sizi tanıyamaz. Bizans'ın en güzel, en rahat ayakkabıları burada. Buyurun, denemek ister misiniz? Çok güzel ayakkabılarımız var. Sağlam mı bu ayakkabılar? Daha yolumuzun Macaristan'a gideceğim. Hem de kaya gibi. Bana pek öyle gelmedi ama. Macarlar ayakkabı işinden pek anlamıyor belli. Elindeki Türk malı. Yani? Dikişleri, derisi kusursuzdur. Çünkü Türkler ticarette hile yapmaz. Ya Bizanslılar? Hile bizimkilerin adı olmuş. Ben de bıktım artık. İmparator bir şey demiyor mu bu düzensizliklere? Şehre yeni geldiniz belli. İmparator mu kaldı sanki? Konstantinos. O imparator değil mi? O düzeltemez mi? Onun adı imparator. Bizans'ı o yönetmiyor ki. Annesi Helena yönetiyor. Hem yönetse ne olacak ki? Senatörü rüşvet alır. Din adamı cennet satar. Tüccarı hile yapar. Bizim de kaderimiz böyleymiş. Rabbi İsa böyle istedi. Benim Bizans'tan yana umudum yok artık. Ne diye insanlar Tanrı'dan bilir birçok şeyi. Oysa kaderden daha çok acı yığar başlarına. Kendi ettikleri. Bir Müslüman'a göre Homeros'a hakimiyetiniz şaşırtıcı. Bir Macar'ın Homeros'u bilmesi daha da şaşırtıcı. Şehzademiz Konstantiniyye'deymiş. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bir Osmanlı şehzadesinin hem de düğün gecesinde Konstantiniyye'de ne işi olur? Akıl hocası Zanos. Güya Orhan'ı derdest etmek için Konstantiniyye'ye gitmiş. Orada da tutsak düşmüş. Bilirsiniz şehzademizin de kanı kaynar. Bunlar nasıl işler Çandar? Kime söylemiş? Kimden destur almışlar da kafalarına göre iş görürler? Kimden? Gel. Git bulsunları Çanlar'la. Hangi deliğe girdilerse çıkar. Çabuk. Emriniz başımızda hünkâr. Çanlar'la.
hünkârım. Senin bilip de benim bilmediğim başka bir şey var mı Candar? Şehzademiz. Gel. Sultanım, sultanım, Hüme Hatun. Ne olmuş Hüme'ye? Bursa Sarayı'ndan haber geldi. Hüme Hatun Darülü Beka'yı irtihal eylemiş. Emanetini teslim etmiş. Güzel kızım. Ah benim canım kızım. Kavuşamadık. Kavuşamadık. Senin çocukken çok sevdiğin o gül rengi kumaşlardan aldım sana. Getiremem. Sana bunu yapanlara bedelini ödeteceğim. O gün de gelir elbet. Sabret. Lakin evvela doğrulmamız gerek. Onu bulmak tek ümidimdi. Artık tek dayanağım intikam. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ben bilirim. Nasıl? Benimle gelerek. Bana yoldaş olarak. Eğer bunu tek başına yapmak istersen, şanslıysan kızın yanına gömülürsün. Benden ne istersin? Bir an evvel Zanos'u kurtarmamız lazım Alex. O en kolayı. Zanos'u sur dibinde tutuyorlar. Oradaki askerlerin hepsi bana bağlı. Bir emrime bakar. Sizinle bir adamımı göndereceğim. Zanos'u zindandan çıkarıp size teslim edecek. Peki ya Orhan? İşittiğimize göre konağı iyi korunmuş. Onu almamız için bize yardım edebilecek misin? Bizzat imparatorun özel muhafızları koruyor konağı. Benim bile sözüm geçmez onlara. Ancak Orhan'ın konağına girmenin bir yolunu biliyorum. Konağa giden bir dehliz var. Ama bunun bir karşılığı olacak değil mi? Helena. O da bu akşam orada olacak. Siz Orhan'ı alırken ben de Helena ile hesaplaşacağım. Orhan'ı almak istiyorsanız Urban'ın geri dönmesi lazım. Aksi halde kaçırıldığını anlayıp önlem alacaklardır. Nerede kaldı bunlar? Tasa etme Lala. Zanos benim garındaşım gibidir. Tasamla endişemle bu yüzden şehzadem. Allah'a şükür.
Şehzadem. Zanos. İyisin değil mi? Şükürler olsun. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum. Hadi bir an önce çıkmamız lazım. Köleler. Onlar ne olacak? Onlara zulmederler. Buna müsaade edemem. Bana verilen emir yalnızca sizi çıkarmamdı. Her gün bir mazlumun canına kıyarlar şehzadem. Bu şekilde gidemem. Bir mazlumun ahına koca bir cihan yıkılır. Değil mi? Sakın buna mecbur etme beni. Sakın. Haydi! Gün doğana kadar bütün taşlar kırılacak. Hürriyet için. Allahu Ekber. Bir an önce çıkmamız lazım. Az kaldı Urban Usta. Dayanasın. Çıkacağız birazdan. Yok yok. Yok biraz nefes al oğlum. Kaldığım bu zinde ben de derin sıkıntılar doğurdu. Şehzademize yetişmemiz gerek. Fazla oyalanmayalım. Helena geleceğimizi bilirdi. Biri bizi kombasladı. Şehirde olduğumuzu bizden başka sadece Pedro biliyordu. Pedro. Pedro dediğin şu tüccar olan mı? Evet. Sizi Bizans'a satan adam buydu. Bir karışıklık olmasın. Bizzat konağa gelip Helena'ya söyledi. Kendi kulaklarımla duydum. Senin adın Hasan mı? Evet. De. Niye sordun? Babanı öldüren de Pedro'ymuş. Artık hepimiz ailemizden birini bu şehirde bıraktık. Yürüyün. Hasan kardeşim. Haydi. Yakaladınız mı neredeler? Maalesef efendim. Kölelerle birlikte kaçtılar. Nasıl kaçtılar? Bu kadar adam burada ne işe yarıyorsunuz? Nasıl kaçtılar? Çıkan isyana bütün köleler katılınca muhafız birliğimiz yetersiz kaldı bu efendim. Bu kadar açıklama yeter. Notaras. Notaras hemen peşlerinden adam gönderin çabuk. Benimle gelin.
Şehzade. Saltuk. Çok şükür geldin. Çok şükür bey. Çok şükür. Hasan nerede? Yoksa... Şehirden çıkmadan en son benimle konuştu. Babasının katilini bulup intikamını almak için... kendi rızasıyla şehirde kalmak istediğini söyledi. Sur içi onlarınsa... dışarıda kalan her yer bizimdir. Ardımızda gelenler olacaktır. Siz burada kalın. Emredersiniz şehzadem. Bela biz de tez yola düşelim. Edirne'de bizi beklerler. Şehzadem. Bursa'ya varmanız gerek. Hayrola Bahri Bey. Valideniz Hüma Hatun. Emaneti teslim etti. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. İçin namaza, Resulullah Efendimiz için selavata, meyine için duaya, uydum hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Valideni buraya göndermeseydin. Belki bütün bunlar yaşanmayacaktı. Takdir tedbirin önündedir. Mukadderat. Öfkemin kurbanı oldum oğul.
büyük konuştum. Ne validene, ne ağabeyin Alaaddin'ine sahip çıkabildim. Beni affedebilecek misin? Af mı? Estağfurullah baba. Seni ancak validem affedebilir. Şafi, Bismillahirrahmanirrahim. Hünkârım, hazırlığımızı gördük. Saatiniz yerindeyse yola revan olalım. Gecenin hayrındansa gündüzün şerri evladır. Sabah ola hayrola, canlar. Böyle hünkârım. Nasıl münasip görürseniz. Canlarla. Böyle hünkârım. Sonra yamacıma gel. Otur şöyle.
Allah kabul etsin şehzadem. Lala. Şehzadem. Akşam olmadan payitahta varalım. Ateşi söndürün, atları hazırlayın. Pusu! Hadi! Şahabettin, iyi misin? Şehzadem, yettim. Siz de iyi idare etmişsiniz. Sağol İshak Paşa, eksik olma. Eksik olmasın da şehzadem. Sen nereden bilirsin buradan geçeceğimizi? Bize pusu atılacağını, İshak Paşa'm. Bunlar, Şahabettin Paşa, ocaktan atılan düşkünler. Doğru söyler. 4 sene evvel Buçuktepe'de Yenişehirlerin isyanından sonra yağmaya devam eden hainler. Maazallah bir fenalık etmesinler diye epey vakittir her hareketlerini takip ettiririm. İyi ki de ettirmişim. Eyvallah paşam. İtlerin kim olduğunu gördük. Tasmasının kimin elinde olduğunu da elbet öğreniriz. Davranın. Haydi. İnsan en sevdiğini mezara koyunca anlıyor yaşamla ölüm arasındaki ince çizgi. Tek bir anına dahi hükmedemediğimiz bir cihanda yaşarız. İnandığımız doğrular uğruna gayret göstermez isek ne anlamı var? Öyle değil mi Urban Usta? Sana dediklerim, bir karara varabildin mi? Benim gidecek bir yerim kalmadı. Ama burada kalışımın sebebi bu değil. Peki ya nedir? Sen yapabileceklerin. Ben bu hayatta son kez birine güveniyorum. İntikamımı alabilmek için sırtımı yaslayacağım. Senden başka kimse yok. Öyleyse benimle Saruhan'a gel. Vakit kaybetmeden çalışmalara başlayalım. Orada çalışmalarımı yapabileceğim bir yer, bu işlerden anlayan birileri var mı? Henüz yok ama
Vakit kaybetmek istemiyorum. Dilerseniz burada kalayım. Halihazırda burada bu işlere kafa yoran inanmışlar var. Hala. Şehabettin Paşa. Şehzadem. Urban Usta burada kalacak. Urban Usta'nın burada kaldığı çok sürmez işitilir şehzadem. Malumunuz Halil Paşa ve diğerleri. Hakkın var. O halde sen de burada kal. Hem yaran daha taze. Bu vaziyette yola revan olma. Şehzadem doğru söyler. Burada olman daha iyi olacak. Eyvallah şehzadem. Urban Usta'ya da Sarı Hoca'ya da pena olursun. Yapılacak top atölyesinde senin de terin olsun. Murat Ağa'nın sığınacak kara bir otağı bulamayınca ne yapacaksın acaba? Hesabını alaca kanatlı Azrail görür gayrı. Bize iş düşmez. İnşallah hatun. Nerede kaldın Rüstem? Hüşam'a gidecek mektuplar hazır mı? Hazır sultanım. Bugün Şah Hatun'a yazılan Mehmet'e okutacağı mektup. Her bir teferruat yazılı. Hasibe Hatun'un hasta olduğu, Gülşah'ı son bir kez görmek istediği. Bu da Mehmet'in ölüm fermanı. Yahşi. Emrettiğiniz gibi, Gülşah Hatun'un Mehmet'i yürüteceği güzergah, çekeceği han bir bir yazıldı. Gülşah Hatun'un Mehmet'i ikna etmesi yeterli. Tez götür. Karamanoğlu'nun öcünün bir yerde kalmayacağını herkes bilsin. Mehmet'in bucağında alacağı nefes sayılı artık. Benim aslan yavrum. Ak günlere baht kurarsın inşallah. Çok sıkar bu validem. Dur durak bildiğin yok ki oğlum. Üşüteceksin bak sonra. Yüzünü gören cennetlik Gülşah Hatun. Ne işte ne aşta görürüz seni. Kime derim ben? Mutfaktaki cariyelerin derdini dinledin mi? Hayıflanıp duruyorlar. Hadi oğlum sen çık oyna. Halinde nedir senin böyle? Anam. Ölüm döşeğindeymiş. Gülşah Hatun. Valideniz Hasibe Sultan'ın saati Konya'ya vasıl olduğundan beri fenaya gitmektedir. Hekimler her an emri hak vuku bulabilir diye o izahat verdi.
Validenizin iki lafından birisi sizsiniz. Baki selam. En son gördüğümde kuvveti yerinde. Sağlığı pek iyiydi. Son yaşananlardan sonra kaldıramadı belki ki. İyi olur inşallah. Hemen umut kesmek olmaz. Gidemeyecek olmak içimi dağlar bahar. Keşke son bir kez görebilseydim anamı. Hanım, nasılsınız? Daha iyisinizdir inşallah. Hamdolsun. Lakin başımdaki uğultu bir türlü gitmez. Hünkârım, saraydaki hekimler canıra çalışırlar. Elbet bir tedavi bulacaklardır. Ama size gönderdikleri şifayı orucum diye içmezmişsiniz. Mehmet Sancağı dönmüş. Bel hünkârım, doğrudur. Azamet gidince hüküm de gidermiş. Maksadımı görünce icazet bile almadan gitti. Hünkârım, şehzademiz Mehmet'i bilirsiniz, zaten kabına sığmazdı. Ama siz böyle şeyleri düşünmeyin. Kaç vakittir Üzeyra'nın önüne çıkmadım. Laf söz dolanmaya başladım. Haşa, kimin ne haddine? Hünkârım. Varna'da Kosova'da olduğu gibi Viyalet'te kalkalım canlarla. Hünkârım. Hadi. Bana kal. Kal böyle. Böyle hünkârım. Kulaklarının yaşta beni dinle. Ölümün soğuk nefesi çokça ensemizde dolandı. Hep atlattık. Ama bu sefer vaziyet farklı. Canlar. Ben ölünce... O nasıl söz hünkârım? Rabbim bizden aksın size versin. Canlarla... Ben ölünce... Beni... Bursa'da... Çok sevineyim. Sevip de doyamadım. Alaaddin'imin yanına gömün. Hükümdarlar gibi öyle üstüme kubbe falan da yapmayın. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, yağmurları üstüme yağsın. Hanedandan başka kimse olmasın. Hünkârım, peki ya Mehmet, Ahmet? Ferman, sultanımızdır.
Hayırdır Vali Bey? İshak Paşa'ya olan bu öfken niyedir? Yolda canınıza kastedenlerin, sizi yaralayanların kim olduğunu bulduk paşam. Kurtçu Doğan. Sen nereden bilirsin paşam? Madem bilirsin de hükmünü kesmek için neyi beklersin? İşin ardında Kurtçu Doğan'ın olduğunu bildik. Bilmesini bildik de onun ardında kimler var onları bilemedik Vali Bey. Tutup yakasından konuşturalım. Kurtçu bu. Öyle kolay kaldırılmaz. Peki kaldırdın diyelim. Akıncı Bey'im Alkoçoğlu'nu değil, karşısında yedi başlı ejderhayı görse konuşmaz. Çok mühürlü dil, çok ağzı sık Adem gördüm. Ecel kuşu omza konan bülbül gibi şakıyor. Vaktini bekleyeceğiz Vali Bey. O değil de sen işin ardında kurtçunun olduğunu nereden bildin? Orta ağalarından Mustafa. Elinizden kaçan düşkünün cesedini handa bulmuş. Cesedi bulduğu handan da kurtçu çıkıp gitmiş. Bizim bildiğimiz ihtimaldi. Şimdi elimizde şahidimiz var. Çok kelle aldım, çok can yitirdim. Bunca cengin bana öğrettiği şu oldu paşam. Namertlik eden neticeyi ilk görmeye gelendir. Şimdi anladın mı İsa olan öfkemi? Eyvallah Bahri Bey. Hazırlıklarımız tamamdır şehzadem. Hayrola Zanos? Şehzadem. Lala bir marazım var. Hayırdır? Bu yolculuk. Bu yolculuğa çıkmanız pek münasip görülmez şehzadem. Neden? Malumunuz. Sultanımız rahatsız. Seyahati yerinde değil. Maazallah bir karaber gelecek olsa atlarımıza kanat takıp payitahta varmamız gerekecek. Gitmesek olmaz Dula. Şehzadem, karaber bizden evvel Konstantiniyye'ye, Orhan'a gider diye endişe etmekteyim. Gülşah'ın yüreği de, derdi de bize emanet. Analık hakkı vardır. Anasının zor gününde yalnız kalmak olmaz. Gülşah Hatun, hazırlıklar tamam mı? Tamamdır şehzadem. Şehzade Ahmet geldi sultanım. Ya. Şu üstümü güzelce aç. Aç aç. Aç aç. Şuraya oturt. Hadi. Hadi bismillah. Haydi, haydi. Şöyle üstümüzü düzeltelim.
Buyurun şehzadem. Hünkârım. Aslanım. İyiydin. Gel böyle. Marat'ın konuşurken işittim. Derler ki sen hastalanmışsın. Vaziyetin kötüymüş. Sen inanır mısın babanın vaziyetinin kötü olacağına? Zinhar. Babam aslan gibidir. Onu yıkmaya cümle kafir yetmedi dedim. Aslan. Aslan oğlum. Şahbazım. Mehmet abim de Bursa'ya geldi mi? Buraya da gelmiş. Ama beni görmedi. Hemen gitmiş. Mehmet abim beni sevmez mi? O senin abin. Sevmez olur mu hiç? Ama sancağında ahalisi onu bekler. Görecek çok işi var. Ondan acele etmiş. Ben de sancağa çıkarım değil mi? Vakti gelince çıkacaksın elbet. Ahalinin derdini dinleyip derman bulacaksın. Benim yetişemediğim işlere yetişeceksin inşallah. Tıpkı Alaaddin abim gibi değil mi baba? Alaaddin abim sancağa çıkmış mıydı? Yoksa sancağa çıkmadan mı vefat etti? Yakında burada olurlar. Gülşah Hatun yanlarından ayrılıp bize gelene kadar hamle yapmayacağız. Ben işaret vermeden sakın kimse kendini açık etmesin. Gülşah Hatun'a bir zeval gelmeyecek. Hata yapanın sonu ölüm olur. Şimdi herkes oyununa dönsün. Hadi! Thank you.
Çay da tertibi alın. Şehirler içeride tertibi sağlayacaklar şehzadem. Hoş geldiniz beyim. Turgut Bey yok mu? Burayı o işletirdi. Zavallı. Anası vefat edince köye defnetmeye gitti. Buraları da imareten bana bırak. O vakit aç kulaklarını. Bizi iyi işit. Saruhan Sancak Bey, Şehzade Mehmet bu gece burada ikabiriyle konaklayacak. Ne kimsenin haberi olsun, ne de ters bir şey. Şehzademiz başımız üstüne beyim. Burada kalmasak. Civarda Taşan'dan başka konaklayacak yer yok Gülşah Hatun. Gitmek isterim. Burada kalmayalım şehzadem. Kapı. Hükümdar Murat'ın hükmün asıl sahibine Allah'a varma vaktidir. Gayrı yalandan hakikate, faniden bakiye varma vakti. Anadolu'nun nam salmış bütün şifacıları yolda. Babamdan sırf diyarının en iyi hekimlerini göndermesini istedim. En yakın sürede şifanıza kavuşacaksınız. Ayrılığa değil. Visale giderim. Ecel aslanı ensende. Lakin vebalimin çokluğuyla hakkın huzuruna çıkmak istemem. Ben senden razıyım Ara. Sen de benden razı olasın.
Osmanlı'ya sadakatinden asla şüphe duymadım. Senden son bir isteğim var. Bu saraya geldiğinden beri gözüm, kulağım, kalkanım oldu. Bana sadece eş değil. Ömrüme yoldaş. Derdime dert ortağı oldun. Bunların hepsi sizin sayenizde Sultan. Bana güvendiniz. Sizin için devletlerle görüşmemi istediniz, inandınız. Gönlümü hep hoş eylediniz. Sevgimin, merhaba, İtimadımın boş yere olmadığını gösterdi. Daha çok güzel günlerimiz olacak. Mara, şimdi beni iyi işit. Bilirim, Halime ile aranız hiçbir vakit iyi olmadı. Emre Hak vaki olduğunda Ahmet'imin yalnızca Halime'nin değil, aynı zamanda benim de evladım olduğunu unutmayasın. Ana, Alaaddin'imi koruyamadım. Ahmet'imin vebali üzerime olmasın. Ahmet'im, sana emanet. Ahmet'ine emanetini gönlümdeki vefa ile koruyacağım. Gözüm hep üzerinde, yüreğim hep yanında olacak. Gülşah Hatun'a dikkat edin. Canına bir zeval gelmesin. Gelen giden yok beyim. Sezdiler mi dersin? Ne bir iz, ne bir alamet. Anlamaları imkansız. Bir müddet daha bekleyelim. Gerekirse biz üstlerine gideriz. Saklansın!
Kumandan kaçan kura düşecek. Gördüğünüzü indirin. Buradan çıkmamız lazım. Çıkmayın dışarı! Sağ kumandan bekleyin! Dayanın! Az durun yiğitlerim. Kapıdan kimseyi kovmayın. Arka kapıdan! Arka kapıya! Gel büyücüm. Bunu bize neden yaptın Gülşah Hatun? Karşında gördüğün Karamanoğlu İbrahim'in kızı değil artık. Şehzade Mehmet'in hatunu Gülşah. Kellesini alın Zanos. İbrahim Bey'e gönderin. Akıbetini görsün. Alın. Şeyen en yehul lehu kün feyekun. Esübhanellezi biyedihi melekutu külli şeyin ve ileyhi turca'un. Sadakallahü'l-Azim. الفاتحة. We'll be right back.
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çelebi'den olma, Valide Emine Sultan'dan doğma, Devleti Aliye'nin 6. hükümdarı, Sultan-ı Güzat, Padişah-ı Alem Penah, Koca Murat. İsyanlar gördüm haince, yoldaşlar gördüm hesapsız. Şahbazlarım! Koç yiğitlerim! Aslanlarım! İslam'ın asaletini, Türklüğün yiğitliğini yedi iklim, dört köşede duyurmak için yeri, göğü, Allah adıyla inletin! Gazanız mübarek olsun! Savaşlar gördüm. Çok kanlı. Rum elini, Macar ilini, Kosova Ovası'nı dize getiren, ömrü at sırtında, harp meydanında geçen Murat. Sarayda sultan, meydanda komutan, Allah'ın emanet ettiği halkının kapı kulu olan Murat. Yeri geldi, zarafeti, sadakati ve dahi gülü sevdim. Yeri geldi, elimi kanatan dikeni sevdim. Can veren toprağı sevdim. Derdimi kimseye söylemedim. Anlatmadım. Hüznümü bir yağmur damlasına sarıp mezarlara döktüm. Kim
ölürüm demiş. Ecel ayırır diye. Ben Misali ölümde buldum. Omzumdaki yük ulu bir çınarın yüküydü. Budadım, budadıkça göğerdi. Dalları cihanı sardı. Gölgesinde mazlumları toplamış fetihler sultanı vardı.